Efendim hayırlı akşamlar Dost TV stüdyolarından. Hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan, bizi izlemeye değer bulan ve hanelerine kabul eden bütün dostlarımızın üzerine olsun. Bizleri Dost FM üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimize de selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatarak başlayalım yayınımıza. 0312 alan koduyla 341-2040 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı iletebilirsiniz. Cep telefonlarınız vasıtasıyla mesaj şeklinde sorularını iletmek isteyen dostlarımız cep telefonlarının mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 38-34'e iletebilirler. Facebook üzerinden facebook.com/merakdost adresine sorularınızı, istek ve görüşlerinizi mesaj butonunu kullanarak iletebilirsiniz. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz @dosttv.com adresi üzerinden yine sorularınızı, istek ve görüşlerinizi bizlere mail vasıtasıyla da iletebilirsiniz. Efendim bugün sizlerin merak edilen sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı kıymetli hocam Tahir Tural Beyefendi ile birlikteyiz. İnşallah yayınımız süresince de sizlerin merak edilen sorularını hocamızın ilmine danışarak, hocamızın ilminden istifade ederek cevaplandırmaya çalışacağız. Muhterem hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Afiyetlesiniz inşallah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Hemen başlayalım istiyorum. İzleyicimiz selamlarını, muhabbetlerini iletmişler sizlere. Araba kullanırken önümüze çıkan bir hayvana çarptığımızda ölümüne veya yaralanmasına sebep olduysak bunun bir günahı veyahut da bir kefareti var mıdır? Şimdiden teşekkür ederim demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Bir kişi ana yolda seyir halindeyken eğer bir hayvana çarparsa bu durumda bakılır. Hayvanın sahibi var mı yok mu? Birincisi. İkincisi şoför olarak, sürücü olarak trafikte devletin koymuş olduğu kurallara riayet etti mi, etmedi mi? Çünkü devlet genel tecrübeye, yolun hendesi durumuna bağlı olarak oraya bir hız ayarlıyor. Evet. Bu ayarlanan hız limitine uydu mu, uymadı mı? Ayrıca orada diyelim bir önünüze hayvan çıkabilir diye bir uyarı levhası var mıydı, yok muydu? Bütün bunlara bakmak lazım. Baktık ki şoför belirlenen hız limitine uygun gidiyor. Uyarı levhası yok. Ama hız limitinde gittiğinden dolayı anında ana yola bir hayvan atladı ve şoför vurdu. Vurmak zorunda kaldı. Bundan dolayı günah olmaz. Çünkü bu hatadır. Hata olduğundan dolayı kişiye herhangi bir kefaret de gerekmez. Ama hız limitine uymamış. Orada uyarıcı levha olmasına rağmen yaban hayvanı çıkabilir veya işte evcil bir hayvan çıkabilir diye. Buna rağmen alabildiğine hız ediyor, limite uymuyor, uyarılara dikkat etmiyor ise burada tabii ki vurmuş olduğu hayvan sonuçta bir candır. Canın telef etmesinden dolayı ahirette mesul olur. Çünkü avcıya bile şunu soracak. Kıyamet günü serçe diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz davacı olacak. Diyecek ki ya Rabbi kateleni abesen beni hiçbir fayda gözetmeden, hiçbir ihtiyacı olmadan, keyif için sadece ve sadece hedef yaparak beni öldürdü, hedef tahtası haline getirdi, ben davacıyım diyecek ve ondan kısas yapılacaktır diyor. O nedenle kardeşlerimiz trafikteki uyarı levhalarına ve hız limitlerine uyarak seyir yaparlarsa o vakitte bundan meydana gelen kazadan sorumlu olmazlar. Ama buna uymazsa mesul olurlar. Eğer hayvan sahibi belli olan bir hayvansa işte o zaman bu ayrı bir konudur. Niye? Ana yoldur burası. Ana yolda hayvanın çıkmaması gerekir. Şahıs da hız limitine uymuş, uyarı levhalarına uymuş ama sahibi bakmadığından dolayı hayvan yola çıkmış ve kaza etmiş ise
Burada hayvanın sahibi vebalde kalır. Ve vermiş olduğu, sebebiyet vermiş olduğu zararı da ödemek zorunda kalır. Evet. Teşekkür ederiz. Bu arada izleyicilerimize ve dinleyicilerimize bir şey hatırlatalım. Muhterem Hocam, bu şekilde trafik kazalarında yaralanan hayvanlar için trafik sigortası ücretsiz hizmet veriyor. Ben de bunu yeni öğrendim. Başıma böyle bir hadise geldikten sonra öğrendim hocam. Özel veya devletin veteriner kliniklerinde trafik sigortanızdan yararlanarak ücretsiz bir şekilde yaraladığımız hayvanları tedavi ettirebiliyoruz. Bu da kulağımıza küpe olsun inşallah. Bir sonraki soruya geçelim. İzleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler, iyi yayınlar dilemişler bizlere. Eşim Kur'an okumayı ilerletmek için camiye gidiyor demiş izleyicimiz. Muayyen günlerimde de devam etmem gerekir mi diye soruyor. Teşekkür ederim şimdiden demiş. Geçen derslerde veya programlarda Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifini açık ve net olarak okumuştuk. İnni la uhillu el mescide li haidin ve la li cunub. Ben mescidine haizli olan bir hanımefendiye ne de cünüp olan erkek ve kadına oraya girmesini helal görmem diyor. Helal kılmam diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu hadis-i şerif ve buna benzer hadis-i şeriflerden dolayı mesela diğer bir hadiste aklıma gelmişken söyleyeyim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz "İ'tu bi sahibatil huyyad ila al a'yad vel cum'at fa'tazilna al mesacit" diyor. Yani hayız gören hanımefendileri, buluğa ermiş olan hanımefendileri, kızları, kadınları cumalara ve bayramlara getirin. فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرِ Allah'ın kendileri için takdir etmiş olduğu hayra, yani gerek vaazdan, sohbetten, hutbeden pay alması, onu dinleyip bir şeyler öğrenmesi, gerekse Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin zikredilmesinden, tesbih edilmesinden, ona yapılan ibadetten hasıl olan o ilahi rahmetten feyziyap olmaları açısından kendileri için takdir edilen hayra şahit olsunlar. Bu hayrın içinde onlar da hazır olsun. Ama فَلْيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّةِ Fakat adet halinde olanlar camiye, namaz kılınan yere değil, namaz kılınan yere yakın olan bir yerde bulunsunlar ve orada hutbeyi, vaazı, sohbeti dinlesinler. Böylece bu hayırdan istifade etsinler. Hadis-i şeriflerine binaen cumhur-u fukaha dediğimiz dört mezhep alimlerinin tamamı adet döneminde veya cünüp olan kadın erkeğin mescide girmesinin helal olmadığını, haram olduğunu ifade ediyor. Bunda hepsi ittifak halindedir. Ancak sadece ve sadece İbn Hazm, yani zahiri mezhebinde olan İbn Hazm, Allah rahmet etsin. Amin. O, yeryüzünün tamamı mescitse, cünüp bir insanın burada gezmesi caizse, adetli bir hanımefendinin burada gezmesi caiz ise, o zaman bu yeryüzünün bir parçası olan ama dört duvarla çevrilmiş mescide niye girmesin gibi bir kıyasa kalkarak adetli hanımefendilerin mescitlere gireceğini söylüyor. Günümüzde de bazı kişiler, bazı akademisyenler bununla fetva veriyorlar. Burada tercih tamamıyla kişiye aittir, hanımefendiye aittir soru soran. Cumhurun kavliyle amel ederse girmemelidir. Daha sonraki günlerde eksiği neyse onu telafi etmeye gayret etmelidir. Ama İbn Hazm'ın veya zahiri mezhebinin görüşünü alır girerse de biz buna günahkar oldu diyemeyiz. Sonuçta bu içtihadi bir meseledir. Evet, teşekkür ederiz değerli hocam. Bir telefon bağlantımız var, onunla devam edelim inşallah. Alo. Alo. Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ve aleykümselam efendim, hayırlı akşamlar olsun. Hocama selamlar, hayırlı akşamlar. Ben Sivas'tan arıyorum inşallah. Benim sorum hocama şöyle. Buyurun. İmam kıraatte mesela Zamm-ı Sure okurken Tin suresinin son ayetini okuyor. Estağfirullah bi ahkemil hakimin diyor. Cemaat de oradan bu kıraata istinaden hakimler hakimsin diyor yani diliyle. Evet. Burada bu namaz nasıl bozulur mu? Onu ben soracağım. Hay yöneltelim inşallah. Sivas'ı selamlıyoruz Mustafa Bey. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Evet muhterem hocam buyurun. Bizim Türkiye'de yaygın olan bir takım yanlışlar var. Mesela hoca efendiler yatsı namazından sonra aşırı olarak Âmener Rasulü dediğimiz Bakara'nın son iki ayetini okurlar. Rabbena la tu'âhidne vansurna
varhamne gibi ayeti kerimeleri böyle tek tek söylediği vakitte cemaatin hepsi amin der. Bu yanlıştır. Niye yanlıştır? Hoca efendi dua etmiyor. Ya Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim okunduğu vakitte ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamûn. Susun ve dinleyin. Susun ve dinleyin. Kur'an okunduğu vakitte susun ve dinleyin diyor. Dolayısıyla aşırı dinleyen kardeşlerimiz orada susacaklar ve hiçbir şekilde amin vesaire demeyecekler. Çünkü dua edilmiyor, Kur'an okunuyor. Bu yanlıştır. Cemaatimizin bundan uzak durması lazım. Cuma günü Hoca Efendi hutbeye çıkıyor, ellerini açıyor, dua ediyor. Cemaat de Hoca Efendi ellerini açtığı için onlar da ellerini açıp amin diyor. Bunlar yaygın ama yanlış uygulamalardır. Evet. Burada ne yapılması lazım? Hoca Efendi dua ediyorsa ne o el kaldıracak ne cemaat el kaldıracak. Camide Hoca Efendi dua cümleleri kullandığına göre içinden kendi işiteceği bileceği sesle amin diyebilir. Amin demesi de onun hutbesini ne yapmaz? Kendi işiteceği bir tarzda bozmaz, zarar vermez. Hı hı. Bunun gibi Eleysallahu bi ahkemil hakimin dediği vakitte Hoca Efendi namazda onu tasdik sadedinde evet Allah hakimlerin hakimidir diye konuşup ve cümle kuruyor. Konuşup cümle kurduğu vakitte namaz bozulur. Namaz bozulur. Arapçada bela kelimesi kullanıyorlar. Bu kelimeyle Arapçada namaza muhalif bir hareket olmadığından dolayı bozmaz. Ama bizim onu Türkçeleştirdiğimiz vakitte evet Allah hakimler hakimidir dediğimizde bir cümle kurmuş oluruz. Yargı ifaden bir cümle kurmuş oluruz. Cümle her ne kadar doğru olsa da namaza aykırı olduğu için bizim Hanefi mezhebinde bu şeyi bozar. Namazı evet. Bozar. Bundan cemaatimizin bu saydığımız yanlış daha niceleri var hocam. Bir örnek de ben vereyim. Vazgeçmesi lazım. Ve huve alâ küllü şeyin kadir dediği zaman müezzin efendi hemen cemaatten böyle 3-5 kişi küllü şeylere kadirsin derler mesela. Bunu çeşitlendirebiliriz ama namazda problem oluyor. Tabii namazda bu söylenmemelidir. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Özellikle Tahir hocama sorun diye not düşmüşler. Hemen size aktarıyorum. Dinen evlat edinmenin hükmünü soracaktım demişler. Evet. Şimdi cahiliye döneminde yaygın olan bir uygulamadır. Nedir o? İnsanlar yetim olan çocukları veyahut da anne babasından parayla satın aldıkları insanları evlat ediniyordu ve onu kendi nesebine katıyordu. Bugünkü günümüz uygulamasıyla söylersek soyadını ona veriyordu. Cahiliye döneminde uygun bir uygulamadır. Onun için hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Zeyd bin Zeyd'i değil mi? Hı hı. Evlat edinmişti. Zeyd ibn Muhammed, Muhammed oğlu Zeyd diye çağrılıyordu. Zeyd bin Harice sahabeden. Ta ki ne zaman ki Ahzab suresindeki ayeti kerimeler geldi. 3 ve 4 yanılmıyorsam. مَا جَعَلَ وَمَا جَعَلَ اَدْعَيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ evlatlıklarınızı sizin oğlunuz kılmadı. Evlatlıklarınız sizin oğlunuz değildir. Hemen biraz aşağısında da bir iki kelime aşağısında اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ onları kendi oğlunuz olarak çağırmayın. Ya onları babalarının adıyla çağırın diyor. Babalarının adıyla çağırın çünkü bu Allah katında en doğru ve en isabetli olan bir çağrış şeklidir diyor. Bu işte Ahzab suresinin 3 veya 4. ayeti kerimeleri evlatlığı tamamıyla ne yaptı? İptal etti. Ondan sonra Zeyd bin Muhammed kaldırıldı. Zeyd bin Harice, Harice oğlu Zeyd olarak çağrılmaya başladı. Babalarını bilmiyorsanız onlar sizin dinde kardeşinizdir. Yani. Dinde kardeşinizdir ayeti kerimenin devamı. O nedenle İslam dininde evlat edinme kesinlikle kaldırılmış bir uygulamadır. Hiçbir kişi almış olduğu yetimi veya bir anne babasından küçükken almış olduğu bir çocuğu kendi nüfusuna kaydederek soyadını veremez. Verirse bu kişi günahkar olur. Ama eğer evlatlıkta bir sakınca yok der, evlat edinmenin haramlığını inkar ederse de Allah korusun dinden çıkar. Niye? Kesin bir emri, Kur'an-ı Kerim'deki kesin bir ayeti inkar etmiş olur. Ama bu ayeti kerimeyi inkar etmeden alır da evlat edinirse o zaman
haramlığına inandığından dolayı vebalde kalır. Fakat şu yanlış anlaşılmamalıdır. Evlat edinmek haram ve günah. Ama biz diyelim ki yetimleri veyahut da yoksul insanların, fakir insanların çocuklarını alıp evimizde baksak bunda herhangi bir sakınca olur mu? Hayır. İslam dini yardımlaşmayı temel ilkelerden biri kabul etmiştir ve insana yapılan yardımı da en büyük sadakaların başında gelmiştir. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam bile amcasının maddi durumu fakir olduğunda ne yapmıştır? Hazreti Ali radıyallahu anh'ı alıp kendi evinde bakmıştır. Daha sonra da damat edinmiştir. Ama hiçbir zaman onu bizim tabirimize nesebine katmamış, oğlum diye hitap etmemiştir. Günümüzde de yetimhanelerden veyahut da fakir insanların evlatlarını alıp kendi evimizin içerisinde soyadımızı vermeden, evladımız diye muamele etmeden bakmamız büyük sevaptır. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam ene ve kefilül yetimi fil cenneti hekeze diyor. Ya. Ene ve kefilül yetim hekeze fil cenneti hekeze. Ben ve yetime bakan, ona tekeffül eden, onun işte bakımını, eğitimini, büyümesini, meslek edinmesini üstlenen kişi cennette şu iki parmağın birbirine yakın olan olması gibi beraber olacağız, birbirimize yakın olacağız diyor. O nedenle Müslümanların evlerinde yetimler de barınırdı, fakir çocuk, fakir kimsenin evlatları da barınırdı. Burada neye dikkat edecek bu kardeşimiz? Halvete ve tesettür şartlarına riayet edecektir. Evet. Halvet ve tesettür şartına riayet etmek şartıyla evimizde yetimleri barındırmamız, kimsesizleri barındırmamız veya fakir insanların evlatlarını alıp barındırmamız bizim için büyük sevaptır. Ya bundan da Allah katında büyük ecir alırız ama isim veremeyiz, soy isim veremeyiz. Çünkü o bizim evladımız değil, onunla bizim aramızda bir nesep bağı yoktur. Nesep bağı olmadığından dolayı da mirasçılık cereyan etmez. Mahremlik cereyan etmez. Dolayısıyla halvete ve tesettüre riayet edecek. Nesep bağı olmadığında mirasçılık cereyan etmez. Evlat, evlatlık hiçbir zaman evlat edinen şahsa mirasçı olamaz. Eğer onun birinci dereceden veya ikinci dereceden varisleri varsa bırakmış olduğu mal onlara kalır. Yoksa o zaman ölmezden önce ona hibede bulunur. Veya mirasçı olmadığından dolayı vasiyette bulunur. Bu vasiyeti de geçerlidir, uygulanır. Herhangi bir sakıncası da olmaz. Yok. Teşekkür ederiz değerli hocam. Bir telefon bağlantımız var. Ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar Yusuf Bey. Ben Kayseri Tevel ilçesi Tombak köyünü arıyorum. Elhamdülillah. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hocam bir sorum olacaktım. Buyurun. Bu cuma ezanı. Okunurken sesinizi almakta güçlük çekiyorum Yusuf Bey. Biraz daha yüksek sesle konuşur musunuz? Hocam geliyor mu şimdi? Şimdi daha iyi efendim. Hocam cuma git ezanı var ya okunurken la ilahe illallah derken bütün cemaat de söylüyor bunu. Caiz mi caiz değil mi acaba? Hay hay yöneltelim inşallah hocamıza. Kayseri'yi selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Aziz dostlarımız merak ettiklerimiz programı Tahir Tural hocamın cevaplarıyla reklamların ardından devam edecek inşallah.